sevgili dostlar, ben Erkan Erten. Bugün hayatımda hiç yapmadığım bir şey yapıyorum. Bayramın ve tatilin son günü İstanbul'a dönüyorum. Yani bayramın ve tatilin bittiği son gün. Bugün 17 Temmuz 2022. Hayatta yapmam böyle bir şey. Fakat çok fazla işim olduğu için ilk defa, inşallah çılgın bir trafiğe denk gelmem, İstanbul'a dönüyorum. Ve Chrysler'le dönüyorum. Yolda görüşürüz. Genelde tatil sonrası insanlara şöyle bir algı oluşuyor herhalde. Ya herkes zaten son güne kalmaz gitmiştir, ben de rahat rahat giderim algısı oluşuyor. Ben de hiç oluşmadı bu algı. Bugün ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Çünkü daha önce dönmem gerekiyordu, işler bitmedi. Gezdik, tozduk, yedik, içtik, dedim ki ya ama pazartesi dönerim, ama pazartesi işim olduğu için pazar günü yola çıktım. Şu anda Çeşme için rahat. Bir tek 06 plaka bir acemi kardeşimiz yolu tıkamıştı, açıldı. Şu anda bakalım Çeşme'den çıkmaya çalışıyorum. Şu anda Dalyan bağlantısı çok rahat. Bu arada daha önce, işte bir ay önce buraya gelirken arabayı, Chrysler'le gelirken 6.8 gibi bir şey yakıyordu araba. Onunla ilgili bir video attım, kısa video. Birçok kişi inanmamış, imkansız, öyle yakmaz, böyle yakmaz filan. Araba 100 sabite aldığımda, çünkü bu arabanın bakımları tamamıyla her saati saatine, günü gününe yapıldığı için, her şeyde iyi yedek parça, yani muadil bile kullanılsa iyi yedek, ortalamanın üstündeki yedek parçalar kullanıldığı için genelde orijinal, fakat bazılarında da üretim olmayanları muadil parça kullanıldığı için aracın yakışı gerçekten 6.8. Çeşme girişinde de 7.2 idi. Yani İzmir'in içine girdim, İzmir'in içine biraz dolaştım filan. 7.2 idi. 100 km sabitle. Klima açık. Yani klima yarı yarıya açık diyelim, çünkü hava serindi. Gerçekten de araba 6.8 yakıyor. Şimdi mesela depoyu tam ağzına kadar doldurmadım, ama şu anda depo ağzına kadar dolu. Yolda da tekrar sıfırlarım, bakarsınız. İşte depo mesela şu anda dolu gösteriyor. Fakat bu bir boru kısmı var. Boru kısmında da hemen hemen 20 litreye yakın mazot alıyor. Sıfırlamadım şu anda, bakayım. Kaç gösteriyor? 9.2 gösteriyor. Dur bakalım, sıfırlayalım. Tamam. Şimdi 99 mu? 9.2 gösteriyor. Yola çıkınca şimdi görüşeceğiz. Şimdi bu araba 2800 motor, 150-160 beygir civarında beygir gücü olan, belki de daha fazla, bakarım tekrar, çünkü teknik donanımları çok fazla aklımda tutamıyorum. 4 ileri şanzımana sahip bir araba. Zaten bu arabanın yapılım amacı sürat değil, fakat gazladığınızda 200 km'ye kadar çıkıyor. Yani bu arabayla 100 sabitle gittiğinizde 6.26, eğer hani bizim arabamız 300 binde neredeyse, 300 binde bir araç. Ama motor iyi olduğunda çok daha az yakacaktır. Zaten basarsanız daha fazla yakacak, basmazsanız da normal gidecek araba. Bu kadar basit. Vallahi Çeşme çıkışı filan rahat. İnşallah İstanbul'a kadar da böyle giderim. Ben buradan, yani esasında İzmir girişi bence yoğun olur gibime geliyor. Hadi bakalım, Allah yolumuzu açık etsin. Ha bu arada, bu yıl Çeşme hiç olmadığı kadar boştu arkadaşlar. Bundan size ne? Ama anlatmak istediğim durum şu. Şimdi Çeşme'deki esnaf sağ olsun, birçoğu arkadaşım, ahlaklı olanlardan bahsetmiyorum. Fakat fırsatçılık yapanları bu yılın sonunda kabuslar bekliyor. Çünkü insanların gözü açıldı. Çeşme'de bara, diskoya, bakkala, markete giden insanlar artık fiyatları biliyorlar. Yani ben yeni açılan bir yere hayırlı olsuna gittim. 180 lira hesap çıkardılar. Ya arkadaş, yeni açılmışsın, hayırlı olsuna geldik. Orada biz komşuyuz. Şimdi ben seni yaşatacağım. Yoldan geçen adam dedi, ben her akşam geleceğim. Sen beni de gagalarsan batmaya mahkumsun. Çeşme'deki esnafın şu anda bu yılki yaşadığı durum bu. Yani ekonomik kriz, o bu şu, tamam eyvallah, her şeyde hemfikiriz, fakat Çeşme'deki esnafın şu anda yaşadığı, millete 3 ay çalışıp 12 aylık birikim yapmak adına attıkları kazık geri dönüyor. Ve şu anda Çeşme'de işte
dün gece mesela bir yerde oturdum. Çay kahve içtik filan. Cumartesi gecesi 3'lere 4'lere kadar süren eğlenceler, restoranlar 12'de kapattılar. Bu yılın sonunda da çok acı fatura bekliyor bence Çeşme esnafını. Yani sen yıllarca belirlediğin bir fiyat üstünden inanılmaz bir karlılık marjı sağlayarak fiyat veriyorsun, batarsın. Yani şöyle söyleyeyim, ben İstanbul'da Vogue restorana gidiyorum, Sunset'e gidiyorum, Sears Hotel Roof'a gidiyorum, 16'ya gidiyorum filan falan. Oralarda verdiğim hesabı burada ben bir tane kumruya verirsem cinnet geçiririm. Bir daha da beni öpsen dükkanına gelmem. Heh, bakkaldan sigara alıyorsunuz. 3 paket sigara alıyorsunuz. İşte 3 paket sigara 29 TL'ydi. Şu anda 31 TL oldu. Kredi kartı verince adam 4 paket sigara parası çekiyor. Dedim ki bu ne? İşte ama komisyon. Lan komisyon da komisyon 5 TL. 20 TL, 30 TL komisyon mu ulan? Sen kıyamete kadar beni bir kere görürsün, bir kere mucuklarsın. Bak, 80, 100 sabitle gittiğinde şimdi sıfırladım. Kaç bu? 8.2, 8.1. Daha da düşecek. Tabii şu anda gözükmüyor. Dur onu şöyle yapayım. Bak 80 filan. Bak 7.9'a düştü. Yine mi gözükmüyor? Allah cezanı vermesin. Şöyle yapayım. Bu arada küçük arabanın motoru daha az yakar, eyvallah, daha az yakar. Fakat uzun yolda büyük arabanın motoru daha az yakar. Neden? Çünkü toparlaması daha hızlıdır. Yokuşta, bayırda, rampada sizin 3'le gittiğinizi işte 4'le gider, 5'le gider. Ondan dolayı büyük arabanın motoru her zaman için bana daha karlı gelmiştir. Ondan dolayı Mercedes 3200 motor, bu 2800 motor, Tiguan 2000 motor. Ve mesela bu saçma benzin, yakıt, akaryakıt zamları olmasa, yani kazandığım paranın, işte birim paranın 3000'de 10'unu, 3000'de 30'unu, 3000'de 50'sine mazot alabiliyor olsam hep büyük araba kullanırım. Ama bizdeki saçma sapan yakıt politikası, vergi politikasından dolayı insanlar küçük motorlara meylediyorlar. Ama uzun yol yakışında büyük araç küçükten daha az yakar. Bunu ben deneyimledim. Yani Doblo ile geldiğimde işte 800 km 900 km yapıyorsam bir depoyla, bu arabayla da aynısını yapıyorum neredeyse. Konforlu geliyorum. 2800 motor, klimam var, buzdolabım var, ıvırım var, çocuklar arkada yatıyorlar filan falan. O bu şu. O zaman bu arabayı tercih ederim. Ha, bu arada Mercedes'te de videolar çekeceğim. Çünkü Mercedes'in tadilatı bitti. Onun tadilatı ile ilgili videoları çektim, yükleyeceğim bir aksilik olmazsa. Mercedes'te uzun yol yapmam herhalde. Artık o çok şey yapacağım onu artık yani. Kasaya koyacağım. Arada derede kullanacağım. Öyle düşünüyorum. Çünkü o araba artık klasik. Birçok arkadaş sordu. Bir tane arkadaş çok ciddi bir teklifte bulundu. Sağ olsun. Ama satmayı düşünmüyorum şu anda. Satarsam da zaten YouTube'u sahibinden gibi yapacağım. Bak arabalar çoğaldı. İnşallah korkulu rüya görmem. Oh, 01'ler, 35'ler, 09'lar, 41'ler. 34 zaten yığınla. Bu arada birçok kişi şey sormuş bana mailden. Ya klima açıkken fark ettirmez, klima açıkken çok yakar, klima açıkken şöyle olur. Şimdi eski tip kompresörler, yani kavramalı olan kompresörler, tabi bilen, yakından takip eden izleyiciler için bunu anlatıyorum. Çünkü teknik bir konu. O kompresörler hemen hemen aracınızdan 5 beygir güç çekerler klima açıkken. Bu da size yaklaşık olarak 100 km'de 1 litre ya da 1,5 litre gibi fazla yakıt tüketmenizi sağlar. Fakat yeni sistem kavraması sürekli dönen kompresörler bunu minimuma indirdi. Yani hemen hemen araçtan yine bir 3 beygir gibi bir güç çekiyor. Ve takriben 100 km'de 1 litre falan yakıt tüketiyorsunuz. Fakat aracın camları açık. Ben klima kullanmıyorum kardeş. Ben fazla yakıt yaksın istemiyorum diyen arkadaşlar da aracın camı açık gidiyorlar. Aracın camı açık gittiğinde 80 km sabit hızla gittiğinde yaşadığınız sürtünme aynı kayba denk. Yani camlar açık gittiğinde sürtünmeden dolayı, içeri dolan havadan dolayı sen 80 km sabitle gittiğinde ki 100 ile 150 ile 200 ile gidiyorsun. Bu sürtünme sana 1,5 litre, 2 litre yakıt kaybettiriyor.
Bir tanesi şey yazmış. Nasıl biliyorsun? Bu konu hakkında ders vermem haricinde hiçbir sorunum yok. Bak, gelecek enerji kaynaklarında ama temiz enerji yoktur arkadaşlar. Rüzgar enerjisi şu anda en masumu güneş enerjisi, ama o da kurulduğu yerdeki ekosistemi, yani toprak sistemini bozuyor. Bunu da ben 2020 senesinde Akbük'te bir enerji mühendisiyle konuşmuştum. Dedim ki işte rüzgar panelleri, dedi ki rüzgar paneli arkadaki alana gelen rüzgarın debisini bozuyor. Yani doğal rüzgarın debisini bozuyor. Bu da ekosistemi, oradaki ekolojik yapıyı etkiliyor. Suya kurulan sistem, su türbinleri, onlar da balıkların yumurtlama alanlarını, balıkların sistemini bozuyor dedi. Şu anda en masum görüneni güneş sistemi, güneş panelleri, ama güneş panellerinde de şöyle bir enayilik var. Kurulduğu yerdeki toprağın aldığı güneşi, yani işte çatıya kurarsanız ne hala. Ama o da, yani masum enerji yok arkadaşlar. En doğrusu, ama şu anda yapılanlar güneş panelleri en doğrusuymuş. Bu arada araçla ilgili işte şunu yeni aldık çünkü bulamadık, CD bozulmuştu. Şeyi sormuşsunuz, buzdolabını. Buzdolabımız çok klasik, yani bu Vayaco'nun getirdiği buzdolabı. İçi hemen hemen 10 litre falan bir hacme sahip. Ben aracı Zuhal Olcay'dan, Zuhal Olcay'dan sonraki sahibinden aldığımda bunu bana hediye etti adam. Dedi ki buzdolabını da vereceğim dedi. O günden beri de kullanıyoruz ve çok memnunum. Şu anda çok, bu mesela kompresörlü buzdolabı. Şu anda metal levha üzerinden hem ısıtma hem soğutma yapan sistemler var. 2012'den beri üretilen. Onlar da çok başarılı. Neredeyse 1 derecelere kadar düşürüyor. Ayrıca ısıtma yapıyor. Bunda ısıtma yok. Bu da Vayaco'nun, yani çok klasik, bir ara bütün Airtex'in yaptığı araçlarda falan kullanılan buzdolabı bu. Ama çok kullanışlı. Yani uzun yolda çok keyifli. Mesela şimdi ben yiyecek peynir falan aldım. Onları hepsini buraya istifledim ve buz gibi gidiyoruz. Ha, bu arada Çeşme'den yola çıktığında saat 12.35'ti. Bakalım İstanbul'da kaçta olacağız. Bu arada bu yıl bir şey dikkatimi çekti. Daha doğrusu geçen yıllarda da vardı. Fakat bu yıl çok hızlanmış. Çeşme'deki köylüler, yani arsa sahipleri artık mallarını satmaya başlamışlar ve yerlerine 1+1 daireler yapılıyor. İşte ki hani bir furya var ya, Çeşme'de aylık kira 50 bin lira, Çeşme'de aylık kira 100 bin lira filan diye bir furya var ya, hepsi boş. Çoğu boş şu anda. Ve birkaç yıla kadar Çeşme Bodrum ya da Kuşadası gibi olur. Hani Bodrum olsa bir nebze kurtarır belki de, ki Bodrum da çok karışık. Kuşadası olur büyük ihtimal. Ve bu mal satanlarda şu anda para, şimdi şöyle bir şey, para sahibi olmak ayrı bir şey, para harcamak da ayrı bir kültür gerektirir. Bunlar da hayatları boyunca çalışıp para harcamamış insanlar oldukları için paraya şu anda baba diyorlar. Hani bir tabir vardır. Ve birkaç yıla kadar o paraların da hayrını görmeyecekler ve Çeşme tamamen farklı bir yer olacak. Bir 10 yıl, 15 yıl ömür görüyorum ben bu dönüşüme. Ya bir de bir zümre var Çeşme'ye gelen. Şöyle ki, adamın Ferrari'si var, Bentley'i var. İşte hadi Bentley biraz daha konforludur da, Ferrari'si var mesela. Ferrari İstanbul'dan buraya geliyor adam ya. Ya o arabanın ısınması, yakıtını geçtim, yakıtı düşünmüyorum da, sesi. Ben bir kere Mazda MX-5 ile geldim Çeşme'ye. Onun videosunu da şuralara bir yere koyarım. Nereye koyulabiliyorsa artık bilmiyorum. Yemin ediyorum belim ağrıdı ya. Dayak yemiş gibi oldum sesten. Tam çok konforlu, çok iyiydi. Kliması falan yeterliydi. Fakat o kadar konforsuz ki. Ferrari'ye de bindim. Ferrari'nin koltukları kemik gibidir. İnsanın etine batar yani. Şimdi onunla nasıl geliyorsun ya? Ben olsam halihazırda da öyle yapıyorum. Mesela hangi arabayla geleceğim? Şununla geleceğim. Tamam, öteki arabayı da çekiciyle yolluyorum. Uçağa atlarım abi. Çekiciyle gönderirim arabayı da, burada binerim. Tamam, gösterirse gösteriş. İstanbul'dan Ferrari ile işte o McLaren'la filan gelmek dert ya. Bir tane müşterimizin McLaren'ı vardı.
McLaren 650S. Arabayı bebeğe götürdüm. Yani teslim edeceğim arabayı müşteriye. Yemin ediyorum Maslak'tan bebeğe gittim. Arabayı bıraktım. Sonra Albea'ya bir taksi çevirdim. Albea. Allah'ım dedim, sana şükürler olsun. Albea iyi ki var ya. Yemin ediyorum dayak yemiş gibi oldum. O sesten, sıcaktan. Yani İstanbul'dan buraya Ferrari ile gelmek, vallahi tebrik ederim. Büyük, büyük meziyet ya. Bir de büyük konforsuzluk. Gişeler boş. Süper. Demek ki herkes dönmüş erkenden abi. Ya tabii buradaki gişeler çok etkileyici değil ama Osman Gazi'den sonrasını göreceğiz bakalım. Şu anda şeyden kontrol ettiğimde İBB'den boş gözüküyor. Bu arada şu otoyolları işi de var ya, dünyanın en karlı işi. Yemin ediyorum dünyanın en karlı işi. Bir taahhüt alıyorsunuz. 5 milyar araç geçecek diyor. Mı? 5 milyar araç geçer abi diyor. Lan oğlum senin ülkende 5 milyar araç yok. Geçer lan diyor. Geçer geçer. 10 kere geçer bir tanesi ya. Sen niye almıyorsun? Al. İyi alayım bari diyor adam. 30 yıl sana ambargo koyuyor. Yani 30 yıl falan ödenecek bu para. He. Yol müthiş. Bak bir şey diyemem yani. Yapılan yollar müthiş. İşte Almanya'ya gittim. Daha önce anlatmıştır büyük ihtimal. Kopenhag'a gittim filan falan. Yani böyle başkentleri düşünüyorum. Bizim otobanlar harika. Harika ama çok pahalı abi. Bize değil, devlete pahalı. Zaten gidiş tam çok pahalı. Çok konforlu, eyvallah. Bak şimdi yola girdim. Otomatiğe aldım arabayı, kruza. O tıkır tıkır gidiyor. Vallahi yorulmuyorum bile. Ama devlete çok pahalı. Yani adamın aldığı yer o kadar karlı ki. Bak bana dese ki Erkancığım kaç param var kardeşim? Şu kadar param var. Gel seni şu kadar borçlandıralım, şurayı al dese vallahi alırım aynı şartlar. Acayip karlı bir iş. Dahiyane ya, yani alan kişi için. Dahiyane, ihaleyi veren insan için de. Gözlerim gözükmedi değil mi? Hani orada bir kira yapmak istedim. Neyse. Şimdi bu İzmir otobanında, paralı otobanda şey yaptılar. Artık hız sınırlarını kaldırdılar. Yani hız sınırlarını kaldırdılar dediğimden şu. Radar var. Yani size ceza geliyor bu otobanda hızlı gittiğinizde. Artık 130-140'ı geçtiğinizde ceza geliyor. Bu TikTok'ta, işte YouTube'da, Instagram'da böyle videolar çeken, işte teneke Passat'a selam olsun, işte teneke Ford'a selam olsun. Ya da işte Ferrari 300'de giden abilerin böyle nur topu gibi 1500, 2000 lira, 3000 lira cezalar oluyor artık. Artık bu otobanda böyle 180, 160, 140 galiba. 1 Temmuz'dan sonra 140 artı, 140 artı KDV diyecektim. 140 artı %10 hız limiti var. Yani böyle gazlarsanız böyle nur topu gibi hemen bir de E-Devletinize düşüyor. Hemen size tık uyarı geliyor. Erkancığım senin cezan var. Ahmetciğim, Mehmetciğim cezan var. Direkt uyarı geliyor. Nur topu gibi hemen yapıştırıyorlar. Aman dikkat edin. Yalnız tabii şöyle bir durum var. Yol hiç olmadığı kadar kalabalık. Şöyle gözüküyor mu bilmiyorum ama bugüne kadar gördüğüm en büyük kalabalık var yolda. Yani çok kalabalık. İstasyonlar da çok kalabalık. Birinde duracağım bakalım artık. Herhalde bu kalabalık İstanbul'a şişecek gibi geliyor. İnşallah şişmez. Allah varsa şişmez. Abbao. Kalabalığa bak. Bu arada geçtiğim istasyonlar da böyleydi. Yani ne yapayım, birinde durmam lazım artık. Duracağım. İnşallah Covid olmamışımdır. Yani tuvalet sırasında 6 milyon kişi var. Bir de sağ olsun halkımız karmaşayı çok seviyor.
kahve sırasında bir kahve makinesi bozulmuş zaten. Bakalım bir sonrakinde alacağım. Savaş alanına çeviriyoruz ya. Yani çekirge sürüsü gibiyiz. Yemin ediyorum ya. Vallahi çekirge sürüsü gibiyiz. İş yiyeceğiz çekirge sürüsü gibi. Alışveriş yapacağız çekirge sürüsü gibi. Şaka gibiyiz ya. Vallahi dediğim doğru oluyor. Hayatımda ilk defa bu otobanda frene bastım. Dur bakayım şöyle görecek mi? Şöyle ayı gibi bir konvoy var. Daha Bursa'ya gelemedik. Ha bak güzel yapmışlar burayı. HGS nakit ödeyenler. Tamam nakit ödeyen diğer tarafa abi beklesin. Bende HGS var. Daha önce de OGS, HGS'de nakit ödeyen vardı onu bekliyorduk. Müthiş olmuş. Çok iyi yönetmişler. Evet kalabalık var ama hızlı ilerliyor. Vallahi buraya kadar harika geldim. Şu anda Osman Gazi'deyim. İşte bir dakika sonra falan Osman Gazi'ye gitmiş olacağım. Buraya kadar harika geldim. Hiç trafiğe girmedim. İstanbul içi de %18 trafik gösteriyor. Ama FSM üzerinde bir kaza olmuş. Şimdi herhalde o trafiği etkiler ama FSM'den gideceğim. Çünkü öteki taraftan çok uzuyor. Vallahi ilk defa efsane bir şey yaşadım yani. Bu kadar kolay geldim. %18 trafik vardı. Şurada ileride bir kaza var. Şu anda yol kilitlendi. Herhalde oraya kadar çekeriz. Sonra yol açık. Şu anda %18 trafik gösteriyor. Bizde bir de bir hastalık var ya. Kaza oldu ya. Bakacağız. Ulan eksper misin? Sigorta danışmanı mısın? İnspektör müsün? Ne yapacaksın bakıp sanki? Hasar mı karşılayacaksın? Tamir mi edeceksin? Bakma kardeş devam et yoluna ya. Herkes bakıyor. Ne olmuş? Ne olmuş? Ne olmuş? Ne olmuş? Ne yapacaksın lan? Yedek parça mı getireceksin arabaya? Allah Allah ya. Bizde de böyle bir enayilik var ya. Ondan dolayı trafik oluyor. Vallahi tahminimden çok daha iyi geldik. Çünkü ben herhalde 8-9 saatten fazla yolda kalıyorum dedim. Yarım saat filan mola verdim. Yarım saat total olsa 19.02. Yani 12.30, 19.30 olsa 7 saat, 6.5 saat. Gayet iyi. Hem de o kadar yoğunlukta. Geldik.